Sevgili dostlar, merhaba. İnsan Yeni Toplum serimizde yine birlikteyiz. Biliyorsunuz bu serimizde insanla ve toplumdaki değişimi ele almaya çalışıyoruz. Ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamımızda çok radikal değişiklikler olduğu iddiasıyla bu serimize başladık. Ve birey nasıl değişiyor, bu topluma nasıl yansıyor, aile nasıl değişiyor, bunları dilimiz döndüğünce masaya yatırıyoruz, analiz ediyoruz, konuşuyoruz. Dünya tersine dönüyor. Yeterince biz farkında olmasak da tanınması güç bir hal alıyor. İşte bugün konuşacağımız konu, aslına bakarsanız tam da bunu söyletecek bir konu. Başlayalım. Biliyorsunuz Batı dünyası ciddi anlamda bir istihdam açığı yaşıyor. Sadece Almanya'da 2 milyon işçi açığı var. Dolduramıyorlar. Bu İngiltere için de, Fransa için de, hatta Amerika için de böyle. Ama bazı alanlarda bu açık çok daha fazla. Hadi tebessüm ettiğime bakmayın. Bugün bahsedeceğim konu biraz tebessüm ettirecek bir konu. Şu anda Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun en çok işçi veya çalışan açığı yaşanan alan din alanı, diyanet alanı. Amerikan kiliseleri, misyoner vakıfları rahip ve misyoner bulamıyorlar. Rahip ve misyoner arıyor ama bulamıyorlar. Boşluğu nasıl dolduruyorlar derseniz, boşluğu Afrikalılarla, Asyalılarla, Latin rahip ve misyonerlerle doldurmaya çalışıyorlar. Bu bir ironi. Çünkü Afrika'nın pek çok ülkesine Hristiyanlık beyaz misyonerler tarafından, yani beyaz adam tarafından taşındı. Onları Hristiyan yapanlar, mesela Nijerya'da olsun, özellikle Sub-Sahara dediğimiz Sahra Altı Afrika'sında, Kara Afrika'da Amerikalı ve Avrupalı misyonerlerin Hristiyanlığı yaydıklarını hepimiz biliyoruz. Kenyalılar, Nijeryalılar, Tanzanyalılar zamanında beyaz adamdan bu Hristiyanlığı öğrendiler. Bugün ise Hristiyanlığı beyaz adama öğretmeye çalışıyorlar. Amerikan kiliseleri şu anda 3. dünya ülkelerinden gelen rahiplerle ve misyonerlerle dolmaya başladı. Başka bir de işte onlarca yıldır, hatta en az 2 asırdır Amerikalı misyonerlerin din değiştirmek ve vaaz vermek için Afrika'ya, Asya'ya seyahat etmesinden sonra trend tam tersine dönmüş görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin her yerinde cemaatler artık çoğu Doğu Afrika'dan, Ekvador'dan, Kolombiya'dan vesaire gelen uluslararası rahiplerin rehberliğine güveniyor. Amerikan dini kurumları, psikoposlukları bunun için elbette önce Amerika'da rahip adayları arıyorlar. Ama bunu bulamıyorlar. Çünkü özellikle Katolik rahiplik oldukça fedakarlık isteyen bir iş. Hele bir de misyoner olacaksanız. Ailenizi terk edeceksiniz, vatanınızı terk edeceksiniz, yurdunuzu terk edeceksiniz vesaire. Bunu ne için yapacaksınız? Allah rızası için yapacaksınız. Allah aşkına yapacaksınız. Yani hani genelde biz İngilizceden Tanrı diye çeviriyoruz ya işte. Ya ilah adına yapacaksınız. Buna Amerikalılar yanaşmıyorlar. Yanaşmıyorlar çünkü Allah'a eskisi gibi inanan insan bulmak çok zor. İnandığını söyleyenler de zaten eskisi gibi inanıyor değiller. Beyazlar arasında meslek olarak ruhbanlık o kadar geriledi ki rahip olan Afrikalılar da yeni rahip adayları bulmak için yeniden Afrika'nın yolunu tutmak zorunda kalıyorlar. Şu anda Amerika'da 50 yaş altı rahipler ve misyonerler içerisinde Amerika dışı doğumlu olanların oranı 3'te 2'yi aşmış durumda. Bu şu anlama geliyor. Bir 5 yıl sonra değilse bile 10 yıl sonra hani Amerika'da kiliseye gittiğinizde New York'ta veyahut da Chicago'da yani beyaz adam bulmakta zorlanacaksınız ve Hristiyanlık biraz da renkli, ne diyelim, işte sarı ırktan Koreli veya siyah Latino insanların mesleği haline gelecek Hristiyanlık mesleği. Peki bu kişiler ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Afrika'dan kalkıp geliyorlar Amerika'ya rahip olmak için. Bu onlar için ilk başta bir yönüyle bir cazibe taşıyor tabii ki. Yani Amerika çünkü pek çok insanın hayalini kurduğu, yaşamak istediği bir yer. Bazı avantajlar da sunuyor. Açıkçası ilk zorluk kapıda başlıyor. Yani vize almak istediklerinde gümrük memuruna, vize görevlisine ben Amerika'ya rahip olmak için geldim, misyoner olmak için geldim, size dininizi öğreteceğim
dedikleri zaman ilk şaşkınlık orada başlıyor. Bazen inandırmakta zorluk çekiyorlar. Hristiyanlıkla ilgili eğitimi alıyorlar. Mesela Chicago Piskoposluğunda veya başka yerlerde veya bir tarikatın içerisinde bu eğitimleri alıyorlar. Sonrasında misyonerlik görevi başlıyor. Bunların bir kısmı Afrika'ya gönderiliyor, bir kısmı Kore'ye gönderiliyor. Çin'e gönderilenler var ki oralar tehlikeli biraz. Çin özellikle hayati tehlike olabiliyor. Ama bir de böyle ironik görevlendirmeler var. Bazı Afrikalılar, Ekvadorlular, Kolombiyalılar mesela İngiltere'ye görevlendiriliyor. Git kayıp ruhları bul, onları Hristiyan yap. Çünkü neden? Şu anda dünyanın en azılı mı diyelim, en radikal ateistleri Afrika'da değil. Hani en azılı kafirleri diyelim dini cepheden bakarsanız, inkarcıları İngiltere'de, Fransa'da, Danimarka'da, İsveç'te. Batı Avrupa şu anda ateizmin, deizmin ve din dışı oluşumların en kuvvetli olduğu yerler. Dolayısıyla bir yere misyoner gönderecekseniz, kayıp ruhları Hristiyanlık tabiriyle söyleyecek olursak kurtaracaksanız bunları Londra'ya yollamanız lazım. Birmingham'a, Manchester'a yollamanız lazım. Bunlar gittiklerinde ayrı bir zorluk çekiyorlar. Çünkü bir Ekvadorlu Londra'ya gittiğinde ben size dininizi öğreteceğim diye söze başladığında karşıdakiler tebessüm ediyorlar. Alaycı bir tebessüm. Yani sen kimsin? Bana dinimi öğreteceksin. Hristiyanlığın patronu benim. İyi ama sen ateistsin. Ateistim, Tanrı'ya da inanmam ama ya bu din de benim dinim. Çünkü Hristiyanlık kültürel bir renk. Yani İngiltere'den siz Hristiyanlık rengini çıkarırsanız bir şey kalmıyor. Mesela bayrağından Hristiyanlık sembolünü çıkarsanız bomboş bir beyazlık kalır yani. O kadar net. Birinci zorluk bu. Alay ediyorlar, ciddiye almıyorlar. Bir Afrikalı'dan, bir Ekvadorlu'dan dini öğrenmek istemiyorlar. Avrupa'da misyonerliğin bir diğer zorluğu ise bu kişiler eğitimli olduğu için, adam master yapmış, doktora yapmış, üniversite bitirmiş, üniversite bitirmeyenler, lise mezunu olanlar bile dünyayı o kadar iyi biliyorlar ki, her şeyi biliyorlar. Tanrı da kim oluyor? O yüzden misyoner gelip buna ben sana Tanrı'yı anlatacağım dediği zaman o karşıdaki sen bunu bana yapamazsın, bu demokratik haklarımın ki ben sana ateizmi övüyor muyum gibi reaksiyonlar alıyorlar. Beni en çok güldüren husus ise şu oldu. Bununla ilgili videoları, işte konuşmaları izleyip okuduğum zaman bu misyonerler, adam Kenyalı, İngiltere'ye gitmiş, dini anlatmaya çalışıyor ve İngilizlerden yerliler diye bahsediyor. Hani bir zamanlar beyaz adamın gidip Afrika'ya, Afrika'daki yerlilerden bahsetmesi gibi bu misyonerler de Avrupa'ya gittiklerinde Avrupa'daki yerlilerden bahsedebiliyorlar. İşler tersine dönmüş durumda. Batı dünyası inancını kaybediyor. Bu bir kayıp mı kazanım mı? Tabii meşrebinize göre değerlendirebilirsiniz. Çünkü bazıları bunu bir kazanım olarak görüyor. Çünkü diyorlar din tarihteki bir safhaydı. Geldi geçti. Yani artık dine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla biz bundan sonra dinsiz yaşayacağız diye bunu çok net bir şekilde ifade ediyorlar ve hallerinden de mutlu görünüyorlar. Hristiyanlığın temsili anlamında gerçekten çok şaşırtıcı rakamlarla karşı karşıyayız. 1910 yılında dünya çapındaki Hristiyanların 2/3 yani %75'i Avrupa'da ve 1/4'ünden fazlası da Amerika'da yaşamaktaydı. Yani neredeyse Hristiyan nüfusun tamamına yakını 1910 yılında, bundan sadece 100-120 yıl önceden bahsediyoruz, Amerika ve Avrupa kıtasında iken bugün geldiğimiz noktada en son araştırmalara göre şu anda Hristiyanlığın %37'si Amerika'da, %24'ü Sahra altı Afrika'da bulunuyor. %24'ü, yani 1910 yılında sadece %1,4'ü Kara Afrika'sındayken bugün Hristiyanlığın 1/4'ü Kara Afrika'sında. Ve oran her geçen gün artıyor. Yalnız bunu söylerken biz sadece kimlik olarak Hristiyan olduğunu varsaydığımız kişiler üzerinden bu hesabı yapıyoruz. Yani Amerika'daki Müslüman ve Yahudileri çıkardığımız zaman geri kalanların hepsini Hristiyan kabul ederseniz
Böyle bir oran çıkıyor. Oysa ki biraz önce ifade ettim. İnsanlara gerçekten inançlarını sormak mümkün olsa, bunların böyle özel bir ölçüsünü yapabilsek, şu an itibariyle belki de Hristiyanlığın %50'den fazlasını, belki %60'dan fazlasını Kara Afrika temsil ediyor. Gerçek Hristiyan bulmak isteyenin New York'ta, Los Angeles'ta şansı düşük. Bunu Kenya'da, Tanzanya'da, Nijerya'da yaparsa daha fazla, gerçek tırnak içinde söylüyorum, Hristiyan bulma ihtimali daha fazla olduğunu gösteriyor. Zaten bir FEV'in yaptığı bir araştırma var. Nijerya Hristiyanlarının %89'u her hafta kiliseye gidiyormuş. %89 çok yüksek bir oran. Yani bizde Cuma'ya giden oran %89 var mı emin değilim yani. Neyse, Nijerya Hristiyanlarının %89'u her hafta kiliseye giderken Almanlar arasında bu oran %10'u bile bulmuyormuş. Ne kadar tersine bir durum değil mi? Dünya tersine dönüyor diyordum. Evet, bu rakamlarla çok güzel bir örnek vermiş olduğumuz kanaatindeyim. Geçenlerde bir anket sonucu okumuştum. Fransa'da ateistlerin oranı %65'i buluyormuş. Ateistler ve benzeri formal dinlerden ayrılmış gruplardan bahsediyor. %65. Şaşırmayın, bazı anketlerde bu rakamı %30, %50, %55 gibi gösterenler de var. Ama bunları böyle toplamını aldığınız zaman klasik Hristiyanlığa uymayan, klasik Yahudiliğe uymayan, aslına bakarsanız tanımıyla tamamıyla deizm veya ateizme içine giren kişilerin oranı Fransa gibi ülkelerde %65'in de üzerine çıktı. Avrupa'da bazı ülkelerde ateist, inanmayan, bizim bildiğimiz o tanrı kavramını kabul etmeyen, yani her şeye karışan, işte duaları duyan, dualara icabet eden, her yerde hazır ve nazır olan bir tanrı anlayışına sahip insan sayısı pek çok Batı Avrupa ülkesinde %10'u bile bulmuyor, belki de çok daha aşağı bir seviyelerde. İnanç şu anda Hristiyanlık camiası için söyleyecek olur isek, veya inanç mı diyelim, iman, Hristiyanlara, siyah Hristiyanlara kaldı. Afrikalılara kaldı, azınlık gruplara kaldı. Fakirlerin, fukaraların dini haline yeniden dönüyor sanki Hristiyanlık. Görüntü biraz öyle görünüyor. Nüfus artış hızlarını da düşündüğümüzde Afrika'daki bu oran daha da artacak gibi görünmekte. 2050 yılına geldiğimizde gerçekten Hristiyanlık bir siyah dini haline dönebilir. Beyaz ruhlar, Hristiyanlık terimiyle söyleyecek olursak, gerçekten kayıp ruhlar haline dönüşmüş durumda. Kayıp ruhlar derken bunu da bir eleştiri olarak söylemiyorum. Yani neye inanacağını bilmeyen, evet yani kainatta bir tanrının olmadığı sonucuna varıyor beyaz insan. Ama ne var? Bunun cevabını onlar da verebilmiş değil. Müthiş bir huzursuzluk o noktada mevcut. Bugün anlatmak istediğimiz ise şuydu. Amerika'da, Avrupa'da kiliseler boşalıyor. Gerçekten boşalıyor. Bilmiyorum, hiç kiliseleri gezdiniz mi Avrupa'da? Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da ben bunları gezmeyi bir adet haline getirmiştim. İnanç yerlerini oldukça severim, yani merak ederim. Benim gördüğüm kiliseler terk edilmiş görüntüsü içindeydiler. Yani kimse yoktu. Hüzün vardı. Hazin yerlerdi ve karanlık yerlerdi. İnsan içini karartan yerlerdi. Ben bunu oradaki Hristiyanlara da sordum. Yani benim içim kararıyor, bir karamsarlık veriyor. Burası bende bir huzur vermiyor. Sizde nasıl diye sorduğumda benzeri cevapları almıştım. Kiliseler zaten boş. Avrupa ve Amerika için söylüyorum. Birçoğu boş. Gerçi Amerika'da, hani Florida'da böyle popstar tarzında bazı vaizler var. Onları bir tarafa bırakıyorum ama klasik kiliseler, Katolik kiliseler, efendim bunlar oldukça boş yerler ve birer müzeye benziyorlar. İçindeki insanlar genelde çok yaşlı insanlar. Gençlerin ilgisini çekmekte zorlanıyorlar. Yani kilise geçmişte kalmış bir yere doğru dönüşmeye başladı. Batı'nın inanç dünyasında kilisenin ve o ruhbanların, papazların, misyonerlerin yeri her geçen gün kayboluyor. İnsanlar kendilerini yine Hristiyan kimliğiyle tanımlıyor olabilirler. Yani bu bir tür milliyetçilik, bayrak gibi, ırk gibi, etnisite gibi. Din de atalarından gelen bir miras. Yani evdeki duvara astıkları bir tabak gibi, bir çanak gibi duruyor. Ama iman açısından bakıldığında
inanmak açısından bakıldığında artık inanan sayısı çok azaldı. Ve bayrağı şu anda Afrikalılar, siyah insanlar alıyor. Bu sadece Hristiyanlığı ve Batı toplumlarına değil, elbette tüm dünyayı etkileyecektir, değiştirecektir. Bugün sizlere inanç dünyasından biraz bahsettik. Yeni insan, yeni toplum serimizde değişen insana bir pencere daha açmaya çalıştık. Konu gerçekten ilgimi çekiyor. Sizler de yorumlarınızla, açıklamalarınızla, bildiklerinizle, hatıralarınızla aydınlatırsanız sevinirim. Yani videonun altına yorumlarınızı bırakırsanız bunların hepsini ben okuyorum. Diğer izleyicilerin de okuduğunu da görüyor ve seviniyorum. Bunları esirgemezseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni İnsan Yeni Toplum serimize başka konularla devam edeceğiz. Listem uzun. Güncel konular çok yoğun olduğu için sıra gelmiyor bazen ama önümüzdeki günlerde daha çok vakit ayırmaya çalışacağım. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim.